İyi akşamlar değerli TV Malatya izleyenleri. Bir Başarıya Doğru programda yine sizlerle beraberiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Mesut Yıldırım hocamla beraber bugün gerek TEOG, gerekse LYS, gerekse de öğretmen atamaları ile ilgili konuşacağız. Mesut hocamıza dönüp hoş geldiniz diyelim. Sonra programımızın akışına geçelim inşallah. Mesut hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Sağ olun hocam. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Mübarek şu Ramazan ayı münasebetiyle çok güzel hisler içerisindeyiz bir taraftan gerçekten. Çok sıkışık bir günlük hayatın içerisindeyiz. Sıkışmış saatlerin içerisindeyiz. İşin doğrusu Ramazan'ın ilk programını yapabildik. Yani türlü programlardan dolayı bir şekilde sizinle bir araya gelemedik bugün. Böyle bir araya gelmişken de gerçekten çok önemli hadiseler bizi bugün burada yine bir arada bulunmaya itti. TEOG açıklandı. TEOG yerleştirme puanları açıklandı işin doğrusu. Bununla ilgili tercih süreci yakında başlayacak. Pazartesi başlayacak diye biliyorum. Evet. Değil mi? 6 Temmuz Pazartesi. Hakeza LYS açıklandı. LYS beraberinde hem YGS hem LYS yerleştirme sonuçları ilan edildi. İnşallah ayın 6'sı itibariyle yine Pazartesi günü LYS için tercih süreci yaşanacak. Bir taraftan da değişim ve dönüşümle ilgili süreç devam ediyor milli eğitimde, eğitim öğretimde diyelim. Bu anlamda dershanelerde çalışan personelin devlet kadrolarına, memur kadrolarına atanmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı ve bununla ilgili duyuru kamuoyuna iletildi internet üzerinden. Ondan sonra biraz da bunu kritize edeceğiz. İnşallah bakalım bu programımız içerisinde bu kadar önemli konu için ne kadar kamuoyuna bilgi aktarabilirsek mutlaka o kadar da mutlu olacağız, memnun olacağız. Öyle mi Mesut Hocam? Doğru hocam. Şimdi dilerseniz TEOG'la başlayalım. Yani liselere geçişle, lise kayıtları ile ilgili çok önemli bir şey TEOG. Malum TEOG yerleştirme puanları liselere yerleştirmede baz alınan en büyük kriter. Bununla alakalı hocam işte kayıt dönemi, tercih dönemi nasıl bir dönem, kayıtlar ne şekilde gerçekleşiyor, nakiller için düşünülen şeyler nelerdir ve sonrasında öğrenciyi ne bekliyor, veliyi ne bekliyor, bununla ilgili konuşarak başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür hocam. Ederim hocam. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi bu özellikle Müslüman dünyası için bu mübarek günlerin çok önem arz ettiğini biliyoruz ki herkes de bunun farkında. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bu mübarek günlerde dahi baktığınız zaman aşağı yukarı çevreniz ya da dünya coğrafyasına gerçekten insanlığın neredeyse yok olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bir tarafta Çin zulmü altında Doğu Türkistan'daki Müslümanların yaşadıkları, diğer tarafta Orta Doğu'da tamamıyla Müslümanların yaşadıkları inşallah son olur diyelim. İnsanlık adına çünkü üzüntü verici şeyler bunlar. Bunları da belki kapatmak anlamıyla bu ayların önemli olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bizim konumuzla alakalı da siz de ifade ettiniz hocam. Gerçekten TEOG sınavı ortaokul öğrencileri için, 8. sınıflar için önem arz eden bir sınavdı ki yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci bu sınava girmişti. Şimdi arkadaşlarımız eğer sınav sonuçlarına baktılarsa 8. sınıflar orada birinci TEOG sonucunu görecekler, ikinci TEOG sonucunu görecekler. Ama bir de yerleştirmeye esas teşkil eden puanları var. Yani ikisinin ortalaması hatta birinci TEOG, ikinci TEOG 6, 7, 8'in diploma ortalaması da dahil olmak üzere yerleştirme puanlarını görecekler. Ve o yerleştirme puanlarının yanında hem il düzeyindeki yüzdelik dilimleri var. Hem de Türkiye ortalamasındaki yüzdelik dilimleri var. Bir defa bu yüzdelik dilimini ve başarı sıralamasını çocuklarımızın, velilerimizin ya da bunlara rehberlik edecek kişilerin gerçekten ölçüp biçmesi lazım, iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü biz şunu ifade ediyoruz. Hani yüksek puanla öğrenci alan okullardan ziyade
daha öğrencinin verimli olabileceği, yeteneklerini gösterebileceği bir okul tercihi son derece önemlidir. Ki geçen yıl bununla ilgili gerek bakanlığın uygulamaları ile ilgili ya da il düzeyindeki uygulamalarla ilgili biz birkaç defa problem yaşadık çocuklar. Arkadaşlarımız bununla ilgili kişilerin özellikle geçen yıl 2014-2015 yılındaki okulların hangi başarı sıralamasıyla öğrenci aldıklarını takip etmesi gerekir ve bu yıl bir de 25 tane tercih var evet. Arkadaşlarımızın, çocuklarımızın tercih edeceği. Bu 25 tane tercihi de neye göre yapacakları ile ilgili ciddi bir ön hazırlık yapmaları gerekiyor. Yani bunu özellikle burada ifade edeyim. Tabii 6-16 Temmuz tarihleri arasında bu TEOG tercihler yapılacak. Burada şunu zaten bilir buradaki öğrencilerimiz. E-okul sistemi üzerinde tercihlerini gönderecekler. Yani herkes kendi okulunda tercihini yapacak ama tercihini yapmadan önce de bununla ilgili ciddi bir araştırmanın içerisinde olmaları gerekir. Ben bir iki tane bununla ilgili şey söyleyeyim hocam, ipucu söyleyeyim. Mesela şunu dikkat almalar lazım. Ben Malatya düzleminde söylüyorum hocam. Geçen yıl TEOG'da sınava giren öğrenciyle bu yıl giren öğrenci arasında 2000 tane öğrenci az. Yani bu yıl geçen yıl işte diyelim ki 17 bin civarında, bu yıl 15 bin civarında, öyle düşünün. 2000 öğrencinin az olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, bazı okulların geçen yıl aldıkları öğrenciden daha fazla öğrenci alacaklarını görecekler. Belki araştıranlar öğrenmiştir. Mesela bir örnek olsun diye söyleyeyim. Akmercan Anadolu Lisesi geçen yıl 3 tane sınıf aldı. 9. sınıf. Evet. Mesela bu yıl 5 tane sınıf alacak. 5 sınıf açacak. Hmm. Bunlar öğrenci açısından olumlu şeylerdir. Yani bunun veliler tarafından, rehber öğretmenler tarafından takip edilmesi öğrenci açısından son derece verimli olur, faydalı olur. Mesela iki gün önce bizim Darende de çalışan bir rehber öğretmenimiz gelmişti. Daha önce bizim öğrencimiz olan. Bunları hani öğrenciye tercih yapacağından dolayı buradaki okulların da durumunu araştırmak için. Hani kaç tane öğrenci alacak, kaç puanla alıyor. Arkadaşlarımızın da bununla ilgili araştırma yapmaları öğrencilerin geleceği açısından son derece faydalı sonuçlar verebilir Sayın Hocam. Evet, faydalı sonuçlar verir diyorsunuz. Hocam, bu 25 tercihine yerleşemeyen öğrenciyi ne bekliyor? Şöyle söyleyeyim hocam, bir defa TEOG sınavına girmemiş olan öğrenci direkt açık liseye evet. gidecek. Eğer 25 tane tercihi yapamamış, 25 tercihten herhangi bir tercihine yerleşmemişse, ikinci, üçüncü şeyler olacak Sayın Hocam, nakiller olacak. O nakillerde boş olan kontenjanlara puana göre ve orada da bunu çok iyi yaptılar, bu düzenlemeyi. 20 puan şartı koydular. Yani okuldan 20 puan aşağısı, o 20 puan sınırındaki öğrenciler okula gelebilir. Yani 400 puan alan bir öğrenci 380 puanla 420 puan aralığında, Nakil tercih yapabilecek, nakil yapabilecek ama nakile puanı tutmadı, yapacak hiçbir şey yok. Özel okula da gitmemişse açık lisede lisesine devam edecek. Şunu da söyleyeyim hocam, o da bir tercih yapacak öğrenci için artı bir şeydir hocam. Özel okulların kayıtları 5 Temmuz'da bitiyor Sayın Hocam. Özel okula kayıt yaptıran öğrenci doğal olarak devlet okullarına tercih yapamayacak. Dolayısıyla bu mesela Malatya'da 50 kişi bile olsa, hani 100 kişi bile olsa bu öğrencinin ortalamasını etkileyecektir. Yani öğrencinin daha iyi bir okula gitme şansını yükseltecektir. Onun için öğrencilerimizin bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor. Yani TEOG'la herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerimiz açık lisede eğitim öğretimlerine devam edecekler Sayın Hocam. Evet. Evet. Onu söyleyebiliriz. Evet hocam, önemli tabii. Şimdi bir de LYS'miz var. O da evet. üniversite girişi için çok önemliydi. Çok şükür sınavlar oldu. Sonuçları geldi derken tercih dönemi başlayacak. Tabii tercihler sadece LYS ile ilgili değil. Evet. Malum YGS sonuçlarıyla ilgili tercihler de yapılacak. Bu anlamda üniversite tercihleriyle ilgili ne tavsiye edersiniz Mesut Hocam? Şimdi hocam ÖSYM kılavuzu yayınladı biliyorsunuz. Evet. Hatta bir hafta önceden yayınladı. Dün itibariyle de güncelledi kılavuzu. Doğru. Arkadaşlarımız kılavuzu bir defa tercih yapacak olan öğrencilerimizin kılavuzu baştan sona ya da hangi üniversiteleri, hangi bölümleri tercih edeceklerse şöyle bir yöntem izleyebilirler hocam. İyi bir üniversite mi, doğru bir üniversite mi?
Yani mesela bu çok önemli bir şeydir. Bunu baştan sona bir incelemeler lazım, görmeler lazım. Yani orada 2 yıllık tercih edebilecekleri, 4 yıllık ön lisans tercih edebilecekleri, vakıf ya da özel üniversiteleri tercih edebilecekleri bir sürü bölümün olduğunu görürler. Yani 180 ve üzeri puan alan arkadaşlarımızın şu anda üniversiteye aday olduklarını, tercih ettikleri takdirde herhangi bir bölüme yerleşeceklerini buradan ifade etmiş olalım. Bu tabii üniversite tercihi yapacak olan adaylarımız biraz daha yetişkin oldukları için kendileri bunu araştırabiliyorlar. Kendileri bununla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu arkadaşlarımız da bu yıl biraz daha tercih süresi de kısa tutuldu hocam. 8 günlük yani bir haftalık bir tercih süresi var. 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında bu arkadaşlarımız da tercihlerini doğal olarak ÖSYM'ye göndermiş olacaklar. Yani şunun altını özellikle çizmek istiyorum hocam. 180 ve üzeri puan alanlar LYS'de herhangi bir üniversite programına adaylar. Yani yazdıkları takdirde kazanacaklar. Tabii bunun haricinde bir de YGS'ye girmiş, LYS'ye girmemiş öğrenciler var. Onlar da yine tercihlerini 6-14 Temmuz tarihleri arasında yapacaklar. Orada da arkadaşlarımız sonuçlarına baktıklarında görmüşlerdir zaten. Y puanları vardır, yerleştirme puanları vardır. O yerleştirme puanları üzerinde evet, bu arkadaşlarımız tercihlerini yine bildirmek durumundalar Sayın Hocam. Milli Eğitim'in yine rehber öğretmen görevlendirme uygulaması olacak mı hocam? Valla yani bu benim şeyimdir, nasıl söyleyeyim, teklifim mi diyeyim, önerim mi diyeyim. Hani bu 3 yıldır özellikle dershane mevzuatı, dershane olayı çok konuşuldu. Yani ben tabii eğer arada öğrenci olmamış olsa benim düşüncem şuydu. Yani mesela bütün dershanelerdeki rehber öğretmenlerin bu işten bir elini çekmesi gerektiğini. Yani bu yıl itibariyle bu tercihlerde mesela bu yılki tercihlerde biz bu tercihlerde bir elimizi çekelim. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız birebir bununla ilgilensinler. Çünkü dershaneler gerçekten yıprandı. Biz yıprandık. Bu işi bizim yapmamıza rağmen biz yıprandık Sayın Hocam. Ama şunu söylüyorum. Yani bu kimseyi küçümsemek, büyümsemek şu bu anlamda bu tabii sistemle alakalı bir şey. Ama Milli Eğitim yine görevlendirecek. Ama şunu yapabilirler. Ben bunu öğrencilerimden özellikle istiyorum, velilerden özellikle istiyorum. Mesela bir tercih noktasına düştükleri vakit Milli Eğitim'in görevlendirdiği öğretmenlerle hani bu bilgi birikimi de diyebiliriz hocam. Yani burada mütevazı yani olmaya sonuçta da gerek yok. Yani ben 15 yıldır bu işi yapıyorsam ve öğrencilerim de beni tanır, beni bilir. Bir mesela bizdeki yoğunluğa baksınlar, dershanelerdeki yoğunluğa. Bir de oradaki yoğunluğa baksınlar. Ki zaten 8 günlük bir süre var hocam. Bu 8 günün emin olun 2-3 gününü zaten hani işte görevlendirme şudur budur Milli Eğitim'deki o mevzuatı az çok bilirsiniz. Ha yine yük bizim üstümüzde yani dershanelerin üstünde ama Milli Eğitim Müdürlüğü'nde RAM'ın da muhtemelen RAM'ın öncülüğünde yapılacak bu. Yine öyle bir çalışması olacak diye duydum ama ne kadar verimli oluyor ne kadar verimli olmuyor bunu öğrencilerden aslında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenmesi bence daha faydalı olabilir. Hani ben burada ne kadar söylesem de bunun sahadaki yansımasını öğrenciden belki görmek lazım Sayın Hocam. Anlaşıldı hocam. Yani bir şekilde herhalde yine Milli Eğitim öğretmen görevlendirmesi yapacak. Bir şekilde Milli Eğitim'de de idareciler zaten genelde bu konuda bayağı bir aktif oluyorlar öğretmenlerin tercihlerini girme şimdi, noktasında ama yani şöyle, şimdi rehber öğretmen bulundurduğunuz zaman sadece eğer öğrencinin tercihlerini sisteme yüklemek evet, ile görevli olduklarını düşünüyorsa bu arkadaşlar verdikleri hizmet muhtemelen ki amacına ulaşmıyor. Bizim bu noktada gerçekten daha fazla öğretmenin görevlendirildiği, bu işle ilgili daha göz önünde merkezlerin oluşturulduğu, sadece öğrencinin değil velinin de güzelce ağırlanıp bilgilendirilebildiği daha ideal hizmet ve yaklaşımların sergilenmesinin gerektiği yönünde kanaat ortaya koyuyoruz. Yani
sonuç itibariyle katiplik yapıp öğrencinin karaladığı şeyleri getirip yazmak ya da öğrenci çok hazırlıksızsa kafasına göre bir şeyler tabii yazıp insanların istikbali üzerinde çok etkili olmak işte doğru bir yaklaşım değil. Aradaki fark şu hocam, evet, çok özür dilerim eğer sözünüz neyle değilse, neyin arasındaki fark? Söyleyeyim şimdi, bu işte milli eğitim mevzuatıyla dershanedeki mevzuatla ilgili. Sınav açıklandığı günden itibaren, evet, mesela tercihler 6 Temmuz'da başlıyor. 6 Temmuz'da kimse bana buraya gel demeden ben sabah kalkıyorum, öğrencimin tercihlerini yapmak için dershaneme gidiyorum. Siz bizim idarecimizdiniz hocam, evet, yıllardır. Hocam bugün tercihler başlıyor diye bana telefon açmamışsınızdır. Çünkü ben, evet, bilirim onu. Ama ben Milli Eğitim Müdürü'yle görüştüm hocam geçen yıl. Dedim ki hocam, çok yoğunluk var dedim, bizde yayılma var. Siz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tercihlerle ilgili bir çalışmanız var mı? Bana söylerin ifade şu hocam. Bakın geçen yıl dedik hocam, öğretmen, rehber öğretmen gelmek istemediği takdirde bizim o öğretmeni getirme gibi yasal bir hakkımız yok. Yani düşünebiliyor musunuz hocam? Siz Milli Eğitim Müdürüsünüz ya da okul müdürüsünüz. Ama siz yazın tercihlerde bir haftalık süre için öğretmeninizi getirebiliyorsunuz. Aradaki fark bu hocam. Ben kendi rızamla, kendi isteğimle geliyorum. Çünkü öğrencime emek vermişim. Onun sonucunu görmek istiyorum. Ama öbür tarafta adam diyor ki, ders ücreti diyor, bana 9 lira yansıyor diyor. Ben diyor her gün 9 lira için diyor gidip okulumu bekleyeyim diyor. İşte aradaki fark bu hocam. Milli eğitimle, mevzuatla, özel eğitim kurumları arasındaki fark bu. Ben kendi isteğimle gidiyorum ama o adamı Milli Eğitim Müdürü bile, yani çok özür dilerim o adam derken yanlış algılanmasın, okuldaki bir rehber öğretmeni, Milli Eğitim Müdürü, rehber öğretmen istemediği takdirde oraya getirme gibi bir durumu söz konusu değil hocam. Ha, bunu da ben öğrencilerim de bilir, velilerimiz de çok iyi bilirler. Hatta bizi izliyorlarsa, izlerlerse açıklama da yapabilirler hocam. Evet. Yani bununla ilgili açıklama da yapabilirler. Evet, inşallah hayırlısı olur tabi yani TEOG ile liselere sevk edilecek öğrencinin ya da işte üniversite tercih dönemindeki işte o yönlendirmelerin kişilerin hayatı, toplumun geleceği ve hepimizin, kesinlikle, akıbeti üzerinde çok büyük etkileri var. Ne kadar doğru tercih söz konusu olursa toplum o kadar mutlu olur ama biz tercih özürlüyüz herhalde ki. Evet. Yani bizim her yıl yüz binlerce öğrencimiz üniversite öğrencisi olduğu halde yeniden sınava girer ve bu sonuçlarla yeniden işte yeni bölümler yapmak durumunda kalır. Ki ÖSYM tarafından öğrencilere o kadar yeni haklar verildiği halde ve mevcut puanıyla başka bölümlere geçebilmek için yeniden sınava girmek zorunda olmadıkları halde, evet, böyle bir durum söz konusu olur. Şimdi kıymetli hocam, gerçekten çok önemli şeylerden bir tanesi de zaten bu dönüşüm süreci. İşin doğrusu bu noktada dershanelerin yerini temel liselerin alması bekleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde dershanelerin yerini temel liseler mi alacak, kurslar mı alacak? Onu, evet, da çok net bir şekilde göreceğiz. Öğretmenlerin atanmasıyla ilgili ondan sonra bir çalışmanın yapıldığını gördük ama ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Yani yaklaşık 3121 zannedersem. Mesut, evet, hocam liste, evet, sizde değil mi? 3121 öğretmenin alınacağı duyuruldu. Bu 3121'in içerisinde hayvan yetiştiricisinden, evet, tutun da işte raylı sistemler öğretmenine kadar birçok kimsenin istihdam edilebileceğine dair bir liste yayınlandı. Bu neye göre hazırlandı? Nasıl, kim hazırladı? Ve kim tarafından, evet, planlandı? Bununla ne kastedildi çok iyi anlayamadık ama inşallah şimdi yapacağınız açıklamalarla biraz fikrimiz olur. Şimdi şöyle yaklaşık 60 bin kişinin istihdam edildiği özel kurumlarda öyle zannediyorum 3 bin kişiyi alarak 3 bin kişinin de 1500'ü işte artık hangi statüde nerelerde ne şekilde değerlendirecek bilmiyoruz ama 3 bin kişiyle herhalde birilerinin ağzına bir parmak bal sürmüş, evet, olacak. 21 Eylül tarihine kadar da 3 aylık bir süre içerisinde de bu öğretmenlerle ilgili süreç gidecek, gelecek, gidecek, gelecek ve tabii mülakat usulüyle bu alımlar gerçekleşecek gibi görünüyor. Bakalım bu süreç neler yavrulayacak, neler yumurtlayacak. Mesut hocama döneyim. Süreci yakından, evet, takip eden bir kıymetli öğretmen arkadaşımız olarak değerlendirmesini alalım. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten bu
3 yıldır aşağı yukarı üzerinde tartışılan bir mevzu biliyorsunuz. Evet. Tabii öncesi de var ama bu işin hani son noktaya gelmesi 2012'den bu yanadır. Bir defa bizim şunu bilmemiz lazım hocam. Hem bakanlığın bunu bilmesi lazım. Dershane öğretmeni dediğimiz vatandaş kim hocam? Yani bu adam uzaydan gelmiş burada dershanecilik mi yapıyor? Bu adam dağdan gelmiş kaçak yollarla dershanecilik mi yapıyor? Bu adam işte atıyorum Amerika'dan gelmiş burada dershanecilik mi yapıyor? Bir defa bunu bilmemiz lazım. Dershane öğretmeni dediğimiz hocam Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitelerinde öğretmenlik yeterliliğini kazanmış, öğretmen olabilirsin vasfını ve diplomasını almış öğretmenler dershanede öğretmen olarak çalışıyor. Mesela ben kendime örnek vereyim hocam. 1999 İnönü Sosyolojiden mezun olduk. O zamanın şartlarında KPSS olayı da yeni gelmişti zaten. Yani mezun olan herkes milli eğitime direkt geçiyordu. Ha biz özel sektörü tercih ettik. Ha dolayısıyla milli eğitime geçme gibi bir derdimiz olsaydı şimdiye kadar 1500 defa milli eğitime girer ben geri gelirdim. Ama bizim böyle bir derdimiz olmadı bir. İkincisi dershane öğretmeni kimdir dediğimiz zaman hocam şöyle bir durum söz konusu. Bir bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açtığı üniversitelerden mezun olmuşlar. Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olmuşlar, Eğitim Fakültelerinden mezun olmuşlar, öğretmenlik yeterliliğini almış insanlar. İkincisi hocam, bunlar hangi statüde, hangi şartlarda Milli Eğitim Bakanlığı'na atanacak? Şimdi bu çok önemli hocam. Bakın, bizi ne bağlar hocam? Bizi bu mevzuların, bu yasal düzenlemenin çıktığı dönemde şu an Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zaman Başbakan olarak meydanlarda bütün halkımız dinlesin biliyor. Dedi ki bu öğretmenler rüştünü ispat etmiş öğretmenlerdir zaten. Kimden bahsediyor hocam? Dershane öğretmenlerinden. Yani dershanede çalışan öğretmen rüştünü ispat etmiştir. Kendini ispat etmiştir. Ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Biz bu insanların hiçbirini mağdur etmeden biz kurumlarını kapattığımızdan dolayı ya da dönüştürdüğümüzden dolayı biz bu insanları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alacağız. Birincisi bu hocam. Bu meydanlarda söylendi. Şimdi ondan sonra tabii bu işin yasal bir düzleme oturması gerekiyordu. Bizim dershaneler diye bildiğimiz işte bir kanun yaptı meclis. Yasama organı ya da. Şimdi o kanunda şöyle ifadeler vardı hocam. Diyor ki 6 yıl üst üste dershane ve etüt eğitim merkezleri üzerinde. Yalnız onun altını ben çiziyorum. Bakın o kanun çıktığından beri ben bunu söylüyordum hocam. Yani şunu istemiyor, KPSS'de çalışanı demiyor hocam, özel okullarda çalışanı da istemiyor. Çünkü diyor ki sadece dershane ve etüt eğitim merkezleri üzerinde 2160 gün toplam sigortası olan öğretmenler milli eğitim bünyesine alınacak deniyor. Buraya da itiraz yok hocam, yasal süreç vardır, devam eder. Ve orada yine şöyle bir ifade var hocam, diyor ki, bu öğretmenler 1 Temmuz'la 1 Ağustos tarihleri arasında müracaat edecek. Yasada bunun haricinde tarih belirtilmemiştir. Buna da eyvallah ettik hocam. Hiç problem değil. Yani bizi yöneten insanlar eğer bizim geleceğimizle ilgili böyle bir yasa çıkarmak zorunda kalmışsa biz her zaman hem kurumsal olarak hem bireysel olarak her zaman devletin belirlemiş olduğu çizgide devam ettik ve bundan sonra da devam edeceğimizi de burada söyleyeyim yani. O ayrı bir mevzu hocam. Ama şimdi ondan sonra bir ön başvuru aldılar hocam. Bakın bizi dinleyen yetkililer varsa özellikle Malatya için söylüyorum hocam. 22 Haziran, 23 Haziran ve 24 Haziran diye 3 günlük bir ön başvuru süreci aldılar bizden. Ön başvuru sürecini de sayın hocam ben o süreçte Ankara'da bakanlığı aradım hocam. Bana söyledikleri ifade şu. Dedi ki sayın hocam siz isterseniz ön başvuru yapın isterseniz yapmayın hiç önemli değil. Şimdi önemli değilse sen bu ön başvuru niye aldın bir. İkincisi. Bu bilgilere tekrar neden müracaat ettin? Tabii beni yönlendirdiğin kurum ilçe Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü isim veriyorum ki hocam bunlar kayıt altına alınsın. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Battalgazi diyor ki bize bununla ilgili herhangi bir yazı gelmedi. Biz konuya vakıf değiliz. Siz bugün gidin yarın gelin. Bu ikincisi hocam. Üçüncüsü. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Dershaneci kimdir dedim ya hocam konuşmanın başında. Dershane öğretmeninin siz bu yasal süreci daha iyi bilirsiniz hocam.
kurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ataması için başvuruda bulunur. Bütün evraklarıyla beraber. Milli Eğitim Müdürlüğü onay verirse valiliğe gider. Valilik onayıyla herhangi bir öğretmen dershanede çalışır. Yani her isteyen gelip ben dershanede çalışmak istiyorum, hangi bölüm mezunu olursa olsun ben çalışmak istiyorum dediği vakit dershaneler yol geçen hanı değildir insanların çalışabileceği. Onun belli şartları vardır ve bu şartları kim belirliyor? Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor, valilik de onaylıyor. Şimdi ben şunu soruyorum. Hem Milli Eğitim Müdürlüklerine hem bakanlığa diyorum ki benim siz 15 yıldır bu işin içinde olan bir öğretmen olarak siz benim hangi kurumda kaç yıl hangi statüde çalıştığımı bilmiyorsanız eğer yazıklar olsun. Başka diyecek hiçbir şey yok hocam. Şimdi hocam bunları istemeleri belki çok mantıksız değil ama birçok kez istemeleri şimdi bayağı bir sıkıntılı. Hocam çünkü bakın, kurumlar üzerinden istediler. Kurumlar üzerinden birkaç kez bu bilgileri istediler ki kurumlar derken özel kurumlardan bunların istenmesine bile gerek yok. Zaten Milli Eğitim gerek işte taşra örgütlenmesi gerekse merkezi örgütlenme noktasında bu bilgilere vakıf. Nefes aldırmıyor yani evet. Bir öğretmenin çalışması çalışmamasıyla ilgili hani evrak üzerinde diyelim. Bu bilgilere zaten kendi sistemlerinden sahip olabilecekleri evet. Halde. Birkaç kez de şimdi öğretmenin elden evrak hazırlamasını istiyorlar. Yani herhalde biz işi çok ciddiye aldık havası vermeye çalışıyorlar. Evet. Sonuç itibariyle biz oradaki listede çok şimdi, müthiş bir ciddiyet gördük. Evet, zaten söyleyeceğim olağanüstü hocam bir şimdi. Zihniyet gördük yani. Şimdi bu gerçekten ele alınması gereken, üzerinde durulması gereken bir şey ama yani bu herhalde etrafa bu işler böyle yürütülüyor. Gelin görün ki ne kadar da önemsiyoruz. Bakın kaç defa duyuruda ilanda bulunduk. Bu böyle işte bu kadar işte önemli bir şey bu devlette çalışmak falan. Şimdi sözü size bırakacağım ama hocam yani şu rakamlara mı ulaşabilmiş bizim muazzam Milli Eğitim evet. Bakanlığı? Şimdi hocam mesele şu bakın bir defa Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşısındaki kitle çok önemlidir hocam. Ben bunu aynen de söyledim hocam. Dershane mevzuatı ile ilgili, alanla ilgili karşısında olduğu kitle çok önemli hocam. Yani karşılarında çok özür dilerim ama çocuk yok hocam. Ben şimdi size birkaç tane örnek vereyim. Bizi dinleyenler de lütfen dikkat etsin. Malatya'da ya da Türkiye'de hangi dershane hocam hayvan yetiştiriciliği alanından mezun olmuş personel çalıştırıyor? Öğretmen çalıştırıyor. Evet bu hayvan yetiştiriciliği bölümünü bitirmiş ve bu adam öğretmen olarak çalışıyor. Bana bir tane kurum göstersinler hocam. Ben bütün söylediklerimden vazgeçiyorum. Hayvan yetiştiriciliği. Bakın bu mesleği küçümsediğimden dolayı değil hocam. Bu bölüm ÖSYM'de var. Açılmış bu bölümden bir sürü mezun olan insanlar var. Ama bunların istihdam edildiği alanlar dershaneler değil hocam. Bu bir örnek hocam. Sırayla söyleyeyim size. Mesela gıda teknolojisi bölümünden mezun olmuş. Ya gıda teknolojisi bölümünden mezun olmuş bir insan ya da Türkiye'de hangi dershanede istihdam edilmiş? İkincisi hocam, giyim ve üretim teknolojisi. Ya bir tane vatandaş çıksın bana bunu izah etsin bakanlıktan desin ki arkadaş giyim ve üretim teknolojisi mezunu dershanede çalıştığından dolayı yok böyle bir şey. 2160 bak hocam, günü de tamamlamış olacak. Güzellik ve saç bakımı hizmetleri bölümden mezun olacak. Ve öğretmen olarak çalışacak. Bir dershanede 6 yıl üst üste öğretmen olarak çalışmış bir tane adam bana göstersinler Türkiye'de hocam. Bir tane adam göstersinler. Ben o bakanlıktaki müsteşarın da bürokratın da elini öpmeye hazırım. Bir tane adam ya hocam bir tane. Güzellik ve saç bakımı hizmetlerini bitirmiş bir adam mı? Dershanede matematik, fizik, felsefe, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya anlatacak ne işi var hocam? Devam ediyorum hocam. Hasta ve yaşlı hizmetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Hasta ve yaşlı hizmetlerinden mezun olmuş bir insanın dershanede öğretmenlikle ne işi var hocam? Devam ediyorum. Konaklama ve seyahat hizmetleri. Devam ediyorum kuyumculuk teknolojisi. Devam ediyorum matbaa mezunu hocam. Metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, pazarlama ve perakende, plastik teknolojisi, raylı sistemler,
seramik ve cam teknolojisi, tarım teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri. Şimdi bu nedir peki hocam? Bu liste ilk atamada bakanlığın yapmış olduğu atamalarla ilgilidir. Bu ders, yani bunu hazırlayan ve bunu yayınlayan adam hocam, bürokratsa da, müsteşarsa da, oradaki memursa da emin olun bunu bilmiyor. Yani dershanelerde hangi öğretmenlerin çalıştığını bilmeyen bir tane bürokratın hazırladığı bir liste hocam. Şimdi ben bu işi biliyorum. Ben de ne diyorum hocam? Çok özür dilerim. Diyorum ki bu kadroları niye açtılar? Bu kadrolar boş kalacak sayın hocam. Buraya çünkü müracaat olmayacak. Bu kadrolar boş kaldıktan sonra ne yapılacak? İşte buradan itibaren bizim burnumuza pis kokular geliyor hocam. Yani ben diyorum şu anda hayvan yetiştiriciliğinden bir kişi kontenjan koymuşlar. Buraya alınacak öğretmen şu anda belli hocam. Eğer bakanlık açıklama yapmadığı müddetçe. Saç ve kuaför hizmetlerinden mezun olmuş bir kontenjan vermiş. Eğer bakanlık açıklama yapmadığı sürece bunun yerine alınacak öğretmen şu anda belli hocam. Onun için bu kadar insanın kaderi hocam iki tane bürokrata bırakılmamalı bir. İkincisi şunu net söylüyorum hocam. İnsanları bitiren, kurumları bitiren, gerekirse bunu da dairdim siyasi partilerde bitiren hocam gurur ve kibirdir. Gurur ve kibir hem insanın sonudur, hem insanlığın sonudur, hem de kurumların sonudur. O kurumlar bizim yerlerimiz hocam. O kurumda çalışan vatandaşın babasının çiftliği değil. Kim olursa olsun hocam bizim şimdiye kadar biz sadece devletin söylediklerine eyvallah demişiz. Yolumuza devam. Bizim şu anda kadar ne siyasette ne devlette böyle bir beklentimiz olmadı ki hocam. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz kazanan, özel sektörde kazanan bir öğretmenim ben. Ama bir işi yapacaksan düzgün yapmak durumundasın. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim hocam. 1 Temmuz'la 1 Ağustos arasında müracaat. 10 Ağustos'ta 30 Ağustos arasında mülakat. 21 Eylül'de görev yerim belli olacak. Ya arkadaş, Milli İstihbarat Teşkilatı personel aldığında bir sorsunlar hocam. Milli İstihbarat Teşkilatı personel aldığında kaç ayda bu işi bitirir? Bunu bana bir tane çıksın. Çünkü bu hocam bürokratın problemi değil. Bakın bu siyasetçilerin problemidir. Yani bunu kimse başka taraflara çekmesin. Şimdi siyasetçilerin buna çözüm bulması lazım sayın hocam. Ben dünden beri bayağı bir görüştüm siyasetçiler oldu. Bakanlıktan da görüştüklerim oldu. Ama ben şunu söyledim sayın hocam. Burada da söyleyeyim. Bakanlıktaki bir şube müdürüne şunu söyledim. Hocam dedim beni mülakata alacak insanların formasyonun benden daha iyi olması lazım. Çünkü ben 15 yıldır bu işi yapıyorum hocam. Şimdi şunu söylüyorum hocam. 21 Eylül'de öğretmen ataması yapılmadı. Sen milli eğitimi almadın. Beni mesela 21 Eylül'de almadın. Evet. Şimdi ben diyorum ki bu yönetmeliği hazırlayan vatandaşlara, hocalarımıza, bakanlarımıza, siyasetçilerimize 21 Eylül'den sonra ben hangi özel okulda iş bulabilirim? 21 Eylül okulların başlamasından sonra 21 Eylül okullar 2 hafta başlamış. Yani ikinci haftaya i̇kinci girmiş. İkinci haftasına girmiş. Evet. Şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim. Velev ki benim tayinim çıktı. Beni dedi ki arkadaş sen çok konuştun gel biz seni alıyoruz. Ama git Diyarbakır'a. Benim iki tane çocuğum burada okulu başlamış olacak. Bunun vebalini hangi siyasetçi alabilir hocam? Ben beni devlete alın demiyorum. Temmuz ayı içerisinde bu işi bitirin arkadaş. Kimi alacaksan, kimi almayacaksan bu işi bitir. Herkes işine gücüne baksın. Biz artık dershane muhabbetlerini konuşmaktan yorulduk. Ne bela bir iş yapıyormuşuz diyor zaman zaman kendimize. Ha ne kadar belalı bir iş yapıyormuşuz ki devlet bizimle bu kadar uğraştı. Ona da eyvallah ettik. Ama ben şunu söylüyorum hocam. Şu anda ülkeyi idare edenlere söylüyorum. Cumhurbaşkanının meydanlarda konuştuğu lafların yerde kalmaması için bunların tedbiri alması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı kimdir hocam? Devletin en tepesidir. Başka daha üstü var mıdır? Şimdi benim geleceğimi iki tane, bir tane, üç tane bu işi bilmeyen bürokrata bırakmamalı hocam siyaset. Bakın tekrar ediyorum. Beni devlete alın demiyorum sayın hocam. 2500 tane kişi alacaksın, 3000 tane kişi alacaksın.
3 ay boyunca, ya iyi de bunu sokaktaki bu işte ilgisiz birine sorsan hocam, bakın yıllardır biz tercih yapıyoruz. Tercihler nasıl yapılır hocam? Siz tarih mezunusunuz. Coğrafyanın kodunu girdiğiniz zaman sistem sizin onayınızı vermiyor zaten. Bunu bu şekilde yapamazlar mıydı hocam? Ha onun için 21 Eylül bugün ulusal basında da çıktı hocam. Haberlerde çıktı. Aynı bizim söylediğimiz şekliyle çıktı. Yani kimse bizi illa da bakanlığa alın da demiyor. 1 Temmuz'da 1 Ağustos içinde 3000 kişiye bunları alacaklarınızı alın. Almayacaklara deyin ki arkadaş işinize gücünüze bakın. Biz işimize gücümüze bakalım. Ama bizimle uğraşmayı bıraksınlar hocam. Bizim tek derdimiz bu. Onun için de bu, hani bu biz yaparız olur mantığı hocam devlette olmamalı. Siyasette olmamalı. Siyasette kesinlikle olmamalı. Yani ve öyle bir durum ki siz çoğu zaman muhatap da bulamıyorsunuz. Bakanlığı arıyorsunuz, muhatap da bulamıyorsunuz. E şimdi 3121 deniyor ya hocam. Bu saydığım bölümleri çıkartın 80 tanesini. 3000 kişi alınacak, 3100 kişi alınacak, 3050 kişi alınacak. Ya 3000 kişinin mülakat da yapacaksan hocam, GBT'sini de sorgulayacaksan, güvenliğini de sorgulayacaksan, neyini sorgulayacaksan sorgula, bu 3 ay sürmez sayın hocam. Bunu bir ayda çok rahat yaparsın. Ve insanları mağdur etmezsin. Böyle bir günde insanların bedduasını almazsın. Çünkü kibir hocam, yani programımız biraz daha siyasi bir program olsaydı söyleyeceklerim farklı şeyler de vardı da hocam düşünün ya, ben yani diyelim ki belediyede bir encümensem, ya benim korumayla gezmemem lazım ya. Bu kibirdir hocam. Siyasetçilerin buna bir çözüm bulması lazım hocam. Çünkü siyaset problem çözme sanatıdır. Problem üretme sanatı değildir. Onun için ben bu dershanelerle ilgili sürecin hocam, yetkililerden rica ediyorum, bizi dinleyen, izleyen varsa, biz sürecin bir an önce sonuçlanmasından tarafız. Bir an önce sonuçlansın, herkes işine baksın. Söyleyeceğimiz genel değerlendirme bu sayın hocam. Orada o listede sosyoloji var mı hocam? Tabii şöyle hocam, tabii ben bu listede... Ben o listeye çok takıldım. Yani orada çok, sosyoloji yok hocam. Ben burada şunu söyledim. Yani, çok enteresan olanları çok söyledim. Mesela. Şey ya. Yani şimdi hayvan yetiştiriciliği var. Heh. Gıda teknolojisi mezununun güya dershanede çalışmışlığı 6 yılı 2160 günü var. Evet. Yasanın çıktığı 1-1-2014 tarihli bilmem. Ve o tarih hangi itibariyle. Hangi gün itibariyle çalışıp tabii. 2160 günü doldurmuşluğu var da. Sosyoloji bitirenin statüsü var mı orada bir bakalım. Sosyoloji bitirenin statüsü yok hocam. Felsefe olarak görülüyor. Yok hocam felsefe olarak da görünemez. Yani normal felsefe grubu demiyor hocam, tabii, felsefe diyor. Atamalarda yani. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız bu hocam. Bakın ben bunlardan sadece birkaç tanesini söyledim. Hocam aile ve tüketici hizmetleri, din kültürü. Şimdi din kültürünü söyleyince hani bizde son dönemde öyle bir algı var ki. Tabii, hani tabii. Sanki dine, arkadaş dine karşı değiliz ama ben şunu diyorum. Din kültürü öğretmeni dershanede istihdam edilmez. Niye edilsin hocam? Hayır, bana bir tane dershaneci çıksın desin ki arkadaş ben 2000 yılından beri orada bir tane din kültürü öğretmeni istihdam ediyorum. Zaman zaman mevlüt okutuyorum. Zaman zaman cenaze olduğu zaman gönderiyorum başımın üstüne hocam. Ama din kültürünün içeriği yok. 2 yıl önce YGS'ye dahil edildi 5 tane din kültürü sorusu. Ama hiçbir dershane din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vermedi öğrencilerine. Din 1, din 2 girmedi mi hocam? Kurumlar girdi. Bazı kurumlarda oldu. Ama yok hocam. Arapça. Evet. Hocam Arapçanın dershanede ne işi var? Ya da şunu söylesinler şimdi ya. Kurs merkezini ayrı tutuyorsun. Dershane diye, etüt merkezi hocam, bakın, diye belirtiyorsun ama oraya Arapça bunu, koyuyorsun. Yani bunu ben çok yani? Açık söylüyorum. Bunu hazırlayan hocalarımız bu işin kıyısından bucağından geçmemiş kişiler. Geçmişler de hocam biraz böyle ziyadesiyle dershanede ekleme yapmışlar. Dershanede bak hocam şu vardır. Yani, böyle olmaz. Şimdi mesela, o kadar alenen olmaz. Çok çirkin. Diyor ki, çok dershanede yani. Kim çalışır hocam? Matematikçi vardır. Fizikçi, kimya, biyoloji, evet. Tarih, coğrafya, felsefe. Yani 10 tane branş vardır hocam. Burada 93 tane branş. Ya hangi dershanede 15 branşın üzerinde öğretmen ataması var milli eğitimde?
Hocam bunu çıksın anlatsınlar bize. Biz bilmiyoruz. Velev ki ben cahilim. Ben bu konuları bilmiyorum. Mesela buradaki Milli Eğitim Müdürü olabilir, bürokratlar olabilir, Milli Eğitim Bakanlığı büro çıksın desin ki hocam, arkadaş sen Malatya'da konuşuyorsun da sen bilmiyorsun. Her dershanede bir tane hayvan yetiştiricisi var. Var mı hocam? Bildiğimiz yok. Bizim bilgimiz dahilinde yok. Ama onların bu listeyi hazırlayan ufku geniş insanların. Ufku çok genişse hocam. Evet. Böyle bir vizyonu varsa ona bir şey demiyorum. Vizyonu geniş evet. İnsanların mesela, bilgisi dahilinde var. Mesela hasta ve yaşlı hizmetleri. Tabii. Ya hocam bunu adama gülerler. Bir kısım hocalar. Yani çok... hocam ben olsam, bakın ben bakan olsam şu listeyi hazırlayan bürokratımı görevden alırım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu konuya vakıf olmadıklarını gösterir. En iyi ihtimalle hocam. En iyi ihtimalle yani konuya vakıf olmadıklarını gösterir. En iyi ihtimalle. Yaşlı hizmetlerinin ilk öğretim İmam Hatip Lisesi meslek dersleri. Bakın bir din kültürü, bir Arapça, bir de İmam Hatip meslek dersleri. Ya evet. İyi de kurban olduğumun bürokratı bunu kim hazırladıysa. Ya hangi derste, hangi dershanede meslek lisesine özel, İmam Hatiplere özel ders veren bir hoca istihdamı var ya. Yaşlı bakımını bitirmiş kişiler istihdam ediliyor ya. 6 yıl çalışıyor, 2160 günde tamamlıyor. Hani şöyle bir şey de değil. 6 yıl çalışmış olacak. Evet. 2014'ün Mart'ına kadar dershanede çalışmış olacak. Tabii. 1 Ocak 2014'e kadar, bakın 2015 dahil değil hocam. Evet. 1 Ocak 2014'e kadar 6 yıl aynı dershanede istihdam edilmiş. Yok, bana aynı dershanede şartı yok. Hayır, 6 yıl istihdam edilmiş. 6 yıl sigortası 2160. Evet. Bir tane adam göstersinler. Ben şey gibi söylemiyorum hocam. Abbas Güçlü gibi demiyorum yani. Gider o bürokratın elini öperim hocam. Ama yok böyle bir şey hocam. Biz içinde olan insanlarız. Yani biz dışarıda konuşmuyoruz hocam. Biz bu işin merkezinde olan insanlarız. İşin şöyle bir durum var hocam. Mülakat vesaire vesaire. Biz hiçbirinden korkmuyoruz hocam. Benim yani dershanede bu süre zarfında çalışmış öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı mülakattan hiç çekinmez hocam. Yeter ki objektif nesnel kriterlere göre değerlendirilsin. Ama şuna kesinlikle ve kesinlikle bir çözüm bulması gerekiyor bakanlığın. Ben inşallah bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, sendikalara sayın hocam, bakanlığa bunun faksını göndereceğim. Yani bu kaç tane hayvan yetiştiricisi hangi ilde, hangi dershanede çalıştığını öğreneceğim ama hocam. Evet. Çünkü bu bizim hakkımız. Dolayısıyla bunun bir zaten 3 aya sarkıtılması hocam pis kokularla alakalıdır. Ha, bu branşların olması yine pis kokularla alakalıdır. Ha, dolayısıyla tabii çok fazla yapılacak bir şey de yok. Bakanlığın şeyinde olan, kontrolünde olan bir durum sayın hocam. Bakın hocam sözlü sınav değerlendirme formu yayınlanmış. Evet. Yani yazılı bir sınav yapılmayacağı söyleniyor. Aynen öyle. Toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılacak. Bir başkan, 4 tane de üyeden oluşan bir heyet. Ondan sonra bu mülakatı yapacak. İşte özel alan bilgisi toplam puanın %35'ini. Pedagojik formasyon yine toplam puanın %35'ini. Genel kültür %10'unu. Genel yetenek %10'unu. Eğitim yönetim ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler de %10'unu. Ben burada bir soru soracağım teşkil hocam. Edecek hocam. Ben burada bir soru soracağım. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz bunu söylediğiniz için. Şimdi adam hayvan yetiştiriciliğinden mezun olmuş. Evet. Mezun adam. Mezun olmuş. Herhangi bir dershanede 6 yıldır da çalışıyor sayın hocam. Doğrudur evet. Sigortası tutuyor. Tabii tutuyor. Dolayısıyla bu adam müracaat etti. Etti. Sözlü komisyona gitti. Gitti. Oradaki komisyondaki hocalarımız bu hayvan yetiştiriciliğinden mezun olmuş vatandaşa evet. Alanıyla ilgili ne soracak sayın hocam? Ben evet. Bunu bakanlığa, bizi dinleyen olursa velilerimize, öğrencilerimize bunu ya da Milli Eğitim Müdürlüklerine, komisyonda görev alacak hocalarıma soruyorum. Hayvan yetiştiriciliğinden mezun olmuş, 6 yıl dershanede çalışmış biri karşınıza geldiğinde siz buna alanla ilgili ne soracaksınız? Hocam çok basit, yani çok net olarak bu da ortaya koydu zaten olayı. Evet.
Ya muhtemelen buradan alınan toplam puan üzerinden de belli bazı arkadaşların şimdiden herhalde hayırlı olsun denecek halleri var. Öyle zannediyoruz. Burada da komisyon başkanı ve üyeler işte imzalıyorlar. Hadi hayırlı olsun da kişiler 21 Eylül'de göreve başlatılıyorlar. Aynen öyle hocam. Valla çok güzel, çok iyi yani. Ve bir de bölgesel merkezler oluşturulmuş. Malatya sonra merkez bölge. Merkez bölgeler var. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Antep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, 19 ilde Samsun, hocam. Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak. Malatya'ya da Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli'den öğretmen arkadaşlar gelecek. Burada mülakata katılacaklar. Bu kadar yerden insanlar bir de hareketlendirilecek böyle bir durum için. Hocam sizce kurumlarda çalışan öğretmen sayısıyla orada alınacağı ilan edilen öğretmen sayısı arasında bir uçurum yok mu? Hocam bak ben şunu... Bir uçurum yok mu? Şeyde dinledim. Milli Eğitim Bakanı hakkında Nisan olabilir, tarihini hatırlamıyorum. Mart da olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi Nabi Avcı hakkında gen soru önergesi verdi. Evet. Hocam o tarihlerde ben izliyorum. Yani okumadım bir yerde. Tabii gen soru reddedildi ama Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasızın birkaç tane soru sordular bu dershanelerle ilgili. Milli Eğitim Bakanı çıktı meclis kürsüsünde, Nabi Avcı hocam meclis kürsüsünde dedi ki 6 yıl ve üzeri, 6 yıl ve üzeri yani sigortası 2160 günü tutan 5300 tane öğretmen var dedi hocam. Ama biz sürecin biraz daha şeffaf olmasından tarafız. Yani mesela ön başvuru aldılar değil mi hocam? Kaç tane ön başvuru olduğunu niye bakanlık yayınlamıyor? Ya da 1 Temmuz itibariyle müracaatları aldın. 30 Temmuz itibariyle müracaatları açıkladı ki şu 3000 tane müracaat oldu. 5000 tane, 10.000 tane müracaat oldu. Ona da eyvallah. Evet. Ama normal şartlarda bizim bildiklerimizle bu 3121 muhabbeti sayın hocam yani birbirinden ya bakanlığın şimdiye kadar yaptığı açıklamalarla bu 3121 personel arasında uzaktan yakına bir ilişkinin olmadığını, bir benzerlik olmadığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi süreç itibariyle söylüyorum. 400'ün üzerinde kurum kapanmış durumda bu hengamede. 600 civarında kurum dönüşmüş durumda. 2000 civarında kurumun müracaatı değerlendiriliyor. Bu 3000 civarında kurum vardı demek bu sürece girildiğinde. En az 3000 civarında. Bizzat bakanın bulunduğu toplantılarda edindiğim rakamlardan söylüyorum size. 3000 kurumda bu 6 yıl şartı tutan 3'er 5'er öğretmen yok mudur hocam? Vardır hocam. Sayı kaç eder hocam? Yani en az 9000. 9-10.000. En çok 15.000. Evet. Hocam ne olacak peki bu 15 bin ile bu 3 bin İnsanlar, birbirini tutmuyor yani. Tabii. Hadi 60, 70 bin, 100 bin demiyoruz. Mesela şu hocam. Ama ya bu kadar da değil yani. Burada şimdi ortada bir 10 bin, 15 bin en az şartı tutan öğretmen varken 3 bin tanesine güya kadro vermekle bu ihtiyacın ne kadar üstesinden gelmiş? Hocam böyle bir derdi yok hükümetin. Yani... Hayır, sayın, söyledikleriyle tutarlı olsun. Cumhurbaşkanımızın... Yani insanlar söyledikleriyle tutarlı olsunlar. Sonuçta kimse mağdur edilmeyecek dediler. Bitti. Şu kriterleri tutan insanlar alınacak dediler. Peki bu kriterlerin karşılığı bu mudur yani? Evet. Şimdi mesele zaten bu hocam. Yani şöyle bakıyor. Siz sorgulayamıyorsunuz. Süreç şeffaf değil. Yarın 3000 kişi değil zaten. 2800, 2900, 3000 kişi alır. Der ki ben dersen öğretmenlerin de aldım şartları tutanları. Tabii. Siz ne istiyorsunuz der, biter olay. Tabii. Yani mesele insanların mağdur edilip edilmemesi ise bakanlığın bu konuda hocam 3 yıldır bu işe bir çözüm bulamadıysa yuh yani. Hocam 3 yıldır bununla ilgili çalışıyorsunuz. Ya. 3 yıldır siz bu işi hala 21 Eylül'e kadar uzatıyorsanız yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ha mesele de şu hocam, bu sadece birkaç tane işte 3000 kişinin ağzına bal sürmek. Biz aldık 3000 kişi, bak kimseyi mağdur etmedik, bitti. Çünkü sorgulayamıyorsun. Bakın ben şunu söyledim hocam, çok basit. Diyorum ki, biraz önce siz söylediniz. Komisyondaki Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü bu hayvan yetiştiriciliği mezunuysa bu adama alanda ne soracak? Evet, ne soracak? Bana bir tane Allah'ın kulu çıksın bununla ilgili açıklama yapsın. Ya da giyim üretim teknolojisini bitirmiş
Adam dershanede çalışmış. Olabilir. Formasyon almıştır. Çalışmış da olabilir. Bak ona da bir şey demiyorum hocam. Ama bu adam mülakata gittiğinde sen bu adama alan bilgisi diye ne soracaksın? Bunları bana açıklasınlar. Düşünülmüştür, onlar hazırlanmıştır hocam. Yani bakanlık uhdesinde hazırdır muhtemelen. Ama onunla ilgili şunu diyorum hocam. Süreç dostları işleyecektir, kitle, öyle tahmin ediyoruz. Hocam tabii. Bakanlığın karşısındaki kitle kendini ifade edebilen bir kitledir. Biz öğretmeniz hocam. Devlet başkanımızın, cumhurbaşkanımızın söylemiyle biz kendimizi ispat etmiş insanlarız. Ben eğer öğrencime faydalı olamazsam, hiçbir kurum beni 15 yıl üst üste ya da hiçbir kimse beni 15 yıl üst üste aynı kurumda çalıştırtmaz hocam. Özel sektörün formatını az çok bilirler. Vatandaşlarımız da bilir. Onun için insanlarımızın da sorgulaması lazım sayın hocam. Oldu bitti yok. Yani biz hangi çağda yaşıyoruz? Bilgi çağında yaşıyoruz hocam. İnternet teknoloji çağında yaşıyoruz. Şeffaf yapacaksın her şeyi. Kaç tane müracaatın var? Bu kadar müracaatın var. Mesela böyle olmuş olsa da çok itiraz olmaz hocam. 10 bin kişi başvurmuş arkadaş. Ben 3 bin kişi alıyorum. Bir aylık süre zarfını alıp bitiriyorum. Bitti. Burada mülakat yapacağım. Burada 40 tane okul belirleyeceğim. Burada bunu belirleyeceğim. 21 Eylül'de belli olacak. Arkadaş sen benimle kafam buluyorsun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ama halk vakti zamanı geldiğinde hocam dalgasını geçer. Kiminle? Kibir sahibi insanlarla. Benim son olarak bu belki mevzularla ilgili söyleyeceğim bu sayın hocam. Söyleyeceğiniz bu. Peki hocam teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınızla programımızı güzelleştirdiniz. Biz gerçekten burada görmüş olduğumuz durumlarla ilgili ondan sonra tekliflerimizi, eleştirilerimizi getirdik. TEOG tercih süreci gerçekten çok önemli kıymetli aileler. Bununla ilgili olabildiğince bilgi almaya, olabildiğince bilgi sahibi olarak tercih yapmaya gayret edin diyoruz. Hakeza üniversite tercihleri de son derece kıymetli ve önemlidir. Her ne kadar ilgili kurumlarımız üçer beşer görevlendirme yaparak yani bu tercih sürecinde bir şeyler yaptıklarını iddia ettiklerini biz ne yazık üzülerek görüyorsak da bu tercih meselesinde bireylerin, ailelerin son derece uyanık olması, diri olması lazım. Ve gerçekten muhataplar bulup ondan sonra onlardan bir şekilde kendilerine yol gösterici temin edilmesi noktasında daha planlamacı davranmalarını talep etmeleri lazım. Ve bu çocuklarını bu kadar saçma sapan uygulamanın olduğu bir atmosferde doğru limanlara götürebilmek için sonuna kadar o çocuklara destek vermesi lazım. Hakeza bakın bir daha söylüyoruz. Gerek lise yerleştirmeleri, gerekse üniversite yerleştirmeleriyle ilgili daha fazla görevlendirmenin, daha fazla ilgilenmenin ve daha fazla bilgilendirmenin gerekliliğine inanıyor. Ülkemizin gerekli kurumlarından da bu yönde gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Ama dost bizi pazarda görsün hesabına yapılan çalışmalar olmasın yani düzgün kişilerle temas halinde olabilen, ben panoya ilan ettim şeklinde yaklaşmayan, gerçekten doğrudan kişilere ulaşıp gerekirse davet eden ve kişilerin doğru sağlıklı tercihler yapabilmelerini, eylemler yapabilmelerini sağlayabilen bir yaklaşım içerisinde olunmasını biz yararlı görüyor, öneriyor ve istiyoruz. Hakeza öğretmen atamaları ile ilgili konuştuk. Buradaki çok garip ondan sonra haller üzerinde de ondan sonra düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Ondan sonra hazırlanmış olan içerik ile ilgili kaygılarımızı, korkularımızı sizlerle paylaşmış olduk kıymetli kamuoyu. Gerekli kurumlarla da paylaşmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama gerçekten biz kendimizi ifade eden bir kitleyiz öğretmenler olarak. Bizler hatibiz yani. Bizler gerçekten bu anlamda meramımızı anlatabilecek kadar kendimizi ifade etme kabiliyetine sahip insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda bu öğretmen alımı ile ilgili
Yani özel kurumlardan milli eğitim kadrolarına alınacak öğretmenlerle ilgili bu kadroları belirleyen kişilerin adeta hani teşhir edilmesini değil de ilan edilmesini özellikle istiyoruz. Yani kim acaba bu içeriği, bu metni oluşturdu? Bu alanlardan dershane alımıyla beraber alım yapılabilmesiyle ilgili bu rahatlığı kim kime verdi? Onu da gerçekten son derece merak ediyoruz. Yani insanlar her fırsatta aradan birilerini kaynatmayı, birilerini de beraberinde alıp belli yerlere götürmeyi herhalde amaç edinmiş, ibadet edinmiş yani. Allah kabul etsin diyelim mübarek gün. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli izleyenler, hepinize buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.